Teşekkürler senin için, başlangıç için. Hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Sunum biraz detaylı. Vaktimiz de sınırlı. Umarım şu an ekran görünüyordur. Sunumun başlangıcı. Eğer sektörde. Bir sıkıntı yok, gözüküyor. Tamam. Teşekkürler. Hızlı bir şekilde konuya giriyorum. Burada aramızda tabii ki doğal olarak odağımız güvenlik olduğu için tahmin ediyorum herkes güvenlikle alakalı zaten. Fakat yapay zeka ile alakalı çalışan var mı? Bu alanda araştırma yapmış kimse var mı bilmiyorum. Bir kişi kaldırdı. Sanıyorum yapay zeka ile ilgili çalışan iki kişi. Üç. Çok güzel. Şu an beş kişi. Süper. Özgür Hanım çalışıyormuş bu alanda. Biz biraz daha genele hitap eder şekilde, İsmail Gülgün de aynı şekilde. O zaman aralara girebilirsiniz. Hani farklı konuları da açabiliriz. Vakit el verdiği sürece bunlara girmeye çalışırız. Öncelikle sunumuma geçiyorum. Konumuz Machine Learning, Deep Learning ve Computer Vision tarafında güvenlik konusu. Bu çok çok derin bir konu. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere dijital olan her konuda böyle. Özellikle bir de mantıksal süreçlerin dahil olduğu teknolojilerde biraz daha kompleks olan teknolojilerde bu biraz daha sıkıntılı olabiliyor ve zorlu olabiliyor. Bunu hızlı bir şekilde farkındalık çalışması gibi düşünün. Bu şekilde bir ilerleyiş olacak. Kendimle alakalı kısmı çok özet geçeceğim. İki tane link var. Benim özet bilgim Cihanursan.com'da bulabilirsiniz. Kendi tarzımı anlatayım. Burada penetrasyon testleri de vardır. Belki IT tarafında da farklı alanlarda güvenlik uzmanı arkadaşlar vardır. Ben 18 yıldır teknolojiyle ilgili güvenlikle başladım. Sonrasında da güvenliği sevdiğim için girdiğim her alana güvenlik konseptlerini dahil etmeye çalıştım. Yani bir penetrasyoncu değilim. Geliştiriciyim. Yazılım geliştirici, veri tabanı, yapay zeka tarafında geliştirme yapıyorum. Ve buna da tamamen güvenliği adapte ediyorum. Güvenlik tekniklerini. Bir nevi Secure Application Development gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir çalışma modelim ve tarzım var. Bildiğimiz üzere yazılım dünyayı yiyor. Klişesi vardı. Tabii ki son zamanlarda değişti bu. Artık yapay zeka bunları hepsini birlikte yiyor diyebiliriz. Ve hızlı bir şekilde yapay zeka nasıl olur, neye benziyor diye düşünürsek bu ekranda gördüğünüz şey tamamen el yazısıyla yazılmış olan rakamları tahmin etmeye çalışan MNIST dataset ile geliştirilmiş bir model, yapay zeka modeli. Siz el yazısıyla bir görsel veriyorsunuz, onun tahminini üretiyor kendisi. Bu yapay zeka tarafında Hello World uygulamalarından bir tanesi. Ve çalışma mantığı da basitçe şöyle. Bir input verimiz var. Sol tarafta gördüğünüz gibi soldan sağa doğru akıyor. Orada 1, 3, 5, 7 vesaire gibi rakamlar dönerken convolutional layer 1, 2, 3 ve sonrasında dense layer diye bir layer var. Bir tane de output layer var. Bu içerideki convolutional layer dediğimiz yerler bizim öğrenme süreçlerini gerçekleştiren alanlar. Ve komple bu çözüme de yazılımsal olarak model diyoruz, algoritma diyoruz. Çıktı olarak da bize prediction veriyor. Yani bir tahmin üretiyor, bir de confidence üretiyor. Yani %99,5 bu 8 yakınıdır gibi bir tahmin düşünebilir. Şuradaki 0'dan 9'a olan, 9'a kadar olan alanlar da bizim sınıf dediğimiz şeyler. Yani elimde 10 elemanlı bir veri var. Tahminlerini de bunların arasından bir tanesi olarak yap. Yani bu gönderdiğim veri 0 mı, 1 mi, 2 mi, 3 mü gibi düşünebilirsiniz. Bir de bunu
Dediğimiz gibi herhangi bir bu alanda çalışmayan, kod yazmamış kişileri de düşünerek bir kod örneği gösterdim. Bu da az önceki MNIST datasetinin kod example'ı. TensorFlow.org üzerinden aldım bunu tamamen. Aradaki bazı farklı kodları tıraşlayarak yukarıda bir MNIST datasetini görsel verileri otomatik olarak çekiyor kendisi. Train ve test olarak veriyi ayırıyor burada. Şurası modelin aslında beyin kısmı gibi düşünülebilir. Kendisi arka tarafta TensorFlow Keras'ı kullanarak bazı katmanlar oluşturuyoruz burada. İşte input 28'e 28'lik olacak. Yani 28'e 28'lik bir veri göndereceğim. Bunu bir görsel veri göndereceğim. Bunu içeride şu işlemlere göre devam ettiriyoruz. Diğerleri konumuzun dışında dropout, dance vesaire bunlar farklı konu. Yani yapay zeka konusuna giriyor. Sonrasında compile ediyoruz. Sonra fit, evaluate işlemleri bu tahminimizin üretilmesini sağlıyor. Peki yapay zekada ne tür veri objeleri var? Data objects, image, text, file, voice, ses dosyaları yani video, frekans, 3D objeler ya da genel olarak bunların dışında olabilecek farklı data diyebileceğimiz herhangi bir şey, dijital olan herhangi bir şey üzerinde yapay zeka algoritmaları çalıştırılabiliyor. Peki, application'lar dediğimizde hepimizin bildiği birçok şey var. Face recognition, pose estimation, face detection, object detection vesaire ya da metinsel veriler üzerinde text classification ya da recognition vesaire. Ama çok daha kritik ve kompleks olan industrial AI ve otonom sistemler gibi karmaşık konseptler de var. Bunlarla alakalı da ben 2015'ten beri çalışma yapıyorum. Benim ana odağım aslında industrial AI ve otonom sistemler. 2015-16 civarı self-driving car geliştirme Ar-Ge çalışmaları yapmıştık. Ve bu iki alana odaklıyım denebilir. Ve sunum çalışmalarımı da genellikle bu konsept üzerinde ilerleteceğim. Tabii ki face recognition da aynı şekilde görsel veri üzerinden çalışmayı sağladığı için onu da bu konsepte düşünebilirsiniz. Algoritmalar kısmında da hızlıca bakmak gerekirse classification, regression vesaire ama en son yıllarda en yoğun kullanılan ve en kritik işlemler yaptığımız son üç tanesi. Reinforcement learning, convolutional neural network yani CNN ve RNN dediğimiz recurrent neural networkler. Bunlar üzerinde daha çok ileri seviye deep learning çalışmalarını yapıyoruz. Peki bir model life cycle'ı nasıl işliyor? Yani geliştirdiğimiz bir yapay zeka algoritmasının life cycle'ı nasıl işliyor? Şöyle, öncelikle bir data'yı hazırlıyoruz. Veri seti hazırlama kısmı işin en sıkıntılı ve zorlu kısımlarından birisi. Neden bunları anlatıyorum bu arada? Çünkü güvenlik dediğim şey bu alt bilgiler üzerinden inşa edilecek. Ve oluşturduğumuz veri seti bir text verisi olabilir, bir frekans verisi olabilir, ses ya da video, herhangi bir şey olabilir. Bunların ayrı bir derinlemesine çalışması yapılıyor ve hazırlanıyor veri seti olarak. Sonrasında train model kısmı var. Geliştirdiğimiz, ilk başta gösterdiğim kodu biz yazıyoruz. Tabii ki belli standartlarla geliştiriyoruz bunları. Onun standartları apayrı bir konu. Sonrasında oluşturduğumuz veri setinde bunu eğitiyoruz. Ve eğittikten sonra da elimizde bazı parametreler oluyor. Yani geliştirdiğimiz yapay zeka algoritması o veri setinden öğrendiklerini bir veri olarak tutuyor kendisi. Sonrasında da bunu paketliyoruz. Paketledikten sonra artık bu deployment süreçlerine hazır hale geliyor denebilir. Validation işlemleri, deploy etme işlemleri. Tabii ki deploy ettikten sonra bir şeyi monitör etmeniz gerekiyor bildiğiniz gibi. Her şeyi kontrol etmemiz lazım. Burada da o süreçler devreye giriyor. Buraları sadece göz aşinalığı olması açısından tuttum, geçiyorum. Peki, bu yapacağımız çalışmayla web odaklı ne tür bir çalışma yapabiliriz? Buna en güzel örneklerden biri bizim de üzerinde çalıştığımız farklı farklı versiyonları olabilen Machine Learning as a Service çalışma modeli. Bu da basitçe Machine Learning, Deep Learning algoritma ve yazılımlarının Cloud Computing tarzında bir SaaS modeli olarak sunulması.
Bunu küçük bir algoritmaya dönüştürmek gerekirse software as a services artı machine learning, deep learning ya da computer vision denebilir. Basitçe machine learning as a services bu. Bu web odaklı bir yapay zeka ürünü oluşturma, servis olarak sunma çalışıyoruz. Peki, yapay zeka tarafından machine learning algoritması bizim projemizin yüzde kaçını oluşturuyor? Burada güzel bir örnek var. Google'ın yayınladığı çalışmalardan Hidden Technical Depth in Machine Learning Systems paper'ı var. O paper'ın da linki altta gördüğünüz gibi. Bu arada çok fazla görsel ve kaynak paylaşacağım. Bu nedenle ekran görüntüleri alabilirsiniz hızlı araştırmak isteyenler. Bu dokümanı da okumanızı, incelemenizi öneririm. Etrafında dikkat ederseniz gerçek bir production ortamında gerekli olan her şey var. Configuration, data collection, feature extraction bunlar yapay zeka ile alakalı kısımlar. Fakat mesela analiz tool'larını bu yazılımcı olan herhangi birisi bunları bilebilir. Yani ya da monitoring, serving yani modelin sunulması işlemlerinde serving infrastructure kısmı gibi süreçleri burada görebiliyoruz. Fakat ortada dikkat ederseniz ML kod dediğimiz şey bizim aslında çekirdek algoritmamız. Asıl beyin dediğimiz ve işi yapan kısım orası. Bu da bu dokümana göre %5'lik bir kısmını oluşturuyor projenin. Ama bu 2015'te yayınlandı doküman. Son 6 yılda iş biraz daha karmaşıklaştı ve her yıl daha da karmaşıklaşıyor. O yüzden machine learning kodunu bu benim düşüncem %2'lik bir kısım olarak düşünebilirsiniz en fazla. Geri kalan bütün mimari aslında production'ın sağlıklı, güvenli vesaire ilerleyebilmesini sağlayan bir alan, bir konsepti var. Genellikle bütün ekipler model geliştirme algoritması üzerine çalışır. Eğitimler vesaire bunun matematiksel kısmını anlatır, akademik tarafta, uygulama tarafında da bunun kod kısmını anlatır ve binlerce algoritma vardır. Kullanmanız gereken, kullanabileceğiniz vesaire. Peki nasıl yayınlanır bu? Bunu da hızlı bir şekilde martinfowler.com üzerinden aldığım iki görselle göstereyim. Sol tarafta gene gördüğünüz, soldan sağa doğru akıyor production. Training code ve labeled data yani veri setini oluşturduk. Ondan sonra bunun etiketli bir şekilde elimizde duruyor artık. Training code, bunların ikisini birleştiriyoruz modeli oluşturmak için. Ve ettiğimizi varsayalım. Paketlendi bu. Sonrasında web application code ile bunu birleştiriyoruz. Ve nihai olarak da deployment süreçlerini yani serving işlemlerini yapıyoruz. Ve production'a çıkıyor. Buraya kadar normal bir basit web application'ı nasıl yapıyorsanız çok benzer mantık. Arada farklılıklar var biraz ama süreç benzer. Fakat işler buralarda çok karmaşıklaşır. Bu AI engineering konusu bu arada. Burada da diğer bir görsel. Hangi rol, hangi aşamada devreye giriyor? Burada benim farklı düşüncelerim var ama Martin Fowler üzerinden böyle bir görsel var. Yani süreç biraz daha farklı benim düşüncelerime göre, tecrübelerime göre. Peki, konumuza gelelim. Machine Learning Security. Burada her spesifik başlıkta güvenlik tarafını nasıl konumlandırıyorsak, yapay zekalı güvenliği bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani bir web application tarafında nasıl OWASP bunun temel standartlarından birisi olduysa mesela, sadece web odaklı, tabii database vesaire gibi kısımlara giriyorsak, burada da bu konsept üzerinde bir yapay zeka modelinin ya da altyapısının, infrastructure'ının eklenmesiyle alakalı bazı güvenlik sorunsalları var. Bunları anlatmaya çalışacağım. Çok fazla var. Bunları hızlı bir şekilde mantığı zihinlerde oturtabilecek kadar anlatabileceğim. Zaman sınırlamamızdan dolayı. Adversarial attack deniyor bunlara kısaca. Ve adversarial attack nedir? Machine learning modellerini aldatmaya çalışan ve modelin hata yapmasına neden olan bir teknik. Bu tek bir teknik değil. İçerisinde çok karmaşık farklı teknikler var. Ama nihayetinde bir yapay zeka modelini aldatmaya çalışır. Bu finansal bir sistem de olabilir. Finansal verileri işleyen, onu manipüle etmek de olabilir. Ya da self-driving car, İHA, SİHA, IT security, yüz kimlik, nesne tanıma aklınıza gelebilecek. Yapay zekanın kullanıldığı herhangi bir alanda saldırı düzenlenebilir. Haliyle bunun bazı savunmalarının da olması gerekiyor. Bunları da ayrıca konuşuruz.
Görsel taraftan örnek vermek, görsel bu arada işin en zor kısımlarından biridir yapay zekada. Deep learning tarafında çalışırız bu veriler üzerinde. Ve işimiz zaten pek kolay değildir. Bu saldırıyla alakalı olan bir görsel değil mesela. Bu bildiğimiz elimizde veri seti var. Biz köpeği tanıyacağız ama köpekle kurabiyeyi de karıştırabiliriz. Bu normal hali, saldırı vesaire değil. Bu tür veri setleri oluşturup bir geliştirdiğimiz deep learning modelin bu köpektir, bu da kurabiyedir diyebilmesi gerekiyor. Şimdi işler zaten böyle karmaşıkken bizim bir de bunun üzerine güvenlik sorunsallığını eklediğimizde işin rengi bayağı bir değişebiliyor. Bunları da anlatmaya çalışacağım. Mesela adversarial attack tarafında konuşabileceğimiz en bariz örneklerden bir tanesi ve hemen hemen birçok makalede de göreceğiniz görsellerden bir tanesi şu. Panda sol tarafta %57.7 confidence ile bir resmin panda olduğunu söylüyor. Ondan sonra arada bir noise ekleniyor. Bu noise dediğimiz şey daha sonra tekrar detaylandıracağım. Veri zehirleme diyoruz buna kısacası. Bir gürültü ekliyoruz. Sonra yapay zeka algoritması artık bunun bir şebek olduğunu, Asya maymunu olduğunu düşünmeye başlıyor. Yüzde kaç confidence ile? %99.3 bu bir Asya maymunudur diyor mesela. İş bu kadar kritik. İş bu kadar tuhaf. Bunların sebep sonuçlarını konuşacağız. Görselde ben bir şey göremiyorum diyorsunuz mesela doğal olarak. Yani benim için bir insan olarak burada sorunlu görünen bir şey yok diyorsunuz. Onları da konuşacağız. Ve adversarial.io diye bir web sitesi var. Orayı da inceleyebilirsiniz. Bir görsel yüklüyorsunuz. O görsel üzerinden bazı testler yapabiliyorsunuz. Yani size adversarial result'ını dönüyor. Ve onun açıklamalı kısmı da biraz daha açıklamalı kısmı şöyle. Sol tarafta panda var. Arada biz bir noise ekliyoruz. Bu noise de belirlediğimiz bir class. Hani demiştik ya 0'dan 9'a kadar class tiplerimiz vardı. Ama bu 0'dan 1000'e kadar da olabilir. 1000 tane farklı nesnenin class'ı da elimizde olabilir. Bunların her birisini hedefli bir şekilde biz istediğimiz veriyi anlamlandırıp onu yönlendirmek için kullanabiliriz. Burada onun noise bilgisini araya bizim görsel verimize piksellerini eklediğimizde ki arada onu da söylemiş olayım. Aslında yapay zeka algoritması görsel verilerin üzerinde piksellerden bir şey anlar ve onun üzerinde çalışır. Yani bizim gibi bakmıyor olaya. O piksellere bakıyor sadece. Haliyle biz pikselleri insanın gözünün anlamayacağı şekilde pikselleri değiştirirsek arka tarafta yapay zekanın anlayacağı anlam tamamen değişebilir, farklılaşabilir. Burada da benzer bir senaryo var. Arada Asya maymununun noise bilgisini verdiğimizde veriyi zehirlemiş oluyoruz ve sonrasında da adversarial bir example çıkmış oluyor. Basitçe görselleştireceğim. Elimizde bir convolutional neural network'ını anlatıyorum. Soldan sağa doğru yine input ve output olarak. Şimdi adversarial example'lar şöyle oluyor. Adversarial attack. Biz sol tarafta normal input'lar vererek geliştirdiğimiz yapay zeka uygulamasını 1 milyon görselle eğittik diyelim. Fakat sonrasında süreç şöyle işliyor. Biz geliştirdiğimiz modelin kafasını karıştıracak bazı input'lar gönderdiğimizde süreç şöyle oluyor. Şu aradaki bağlantılar soldan sağa doğru verileri neural network'ün çalışmasını sağlayan ve öğrendiği verileri de farklı katmanlara aktaran bir hiyerarşiye sahip. Biz kafa karıştırıcı, yani modelin kafasını karıştıracak bir input gönderdiğimizde model aralarda bazı nöronları tetiklerken yanlış nöronları tetiklemeye başlıyor. Haliyle yanlış tetiklenen nöronlar şu aralardaki işlemler gibi düşünün. Tetiklenen nöronlar bir sonraki adımdaki işlemin yanlış tetiklenmesine sebep oluyor. Haliyle başta siz bir panda verisi göndermiş olabilirsiniz. Fakat pikselleri farklı olduğu için
Nihai olarak arada süreçler karışıyor. Farklı nöronlar tetiklendiğinden dolayı bu da firing işlemi. Ateşlenmesi ya da tetiklenmesi gibi düşünebilirsiniz. Bunlar tetiklendiği için çıktı. Bize goril olarak ya da bambaşka bir şey olarak, uçak olarak dönebilir. Süreç basitçe böyle. Use case'ler, bunlar süreci anlamak için biraz daha faydalı olabilir. Mesela speech to text sisteminde biz sesli olarak bir komutu işleyen ve karşılığında bir şey yapan, herhangi bir şey yapan bir uygulama yaptığımızı varsayalım. Bunun konuştuğumuz sesi insan dinlediğinde sorunsuz bir şekilde algılayabilir. Herhangi bir sorun olmayabilir. Fakat siz bunu speech to text diyerek tekste dönüştürmek istediğinizde arka tarafta bambaşka, hiç planlamadığınız, düşünmediğiniz bir metne dönüşebilir. Bununla ilgili bir örnek göstereceğim. Örnek kaynak web sitelerinden bir tanesinde. Burayı geçiyorum o yüzden. Ama bir paper var. Adversarial Attack Speech to Text örneği. Onu inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde Text to Speech. Burada da benzer senaryo söz konusu. Onun da dokümanın altında vermiştim. NLP sistemlerinde, yani doğal dil işleme sistemlerinde de bu adversarial attacklar kullanılabiliyor. Bununla alakalı da open source text attack diye bir framework var. A framework for adversarial attack. Bu hem veri augmentation hem de saldırı amaçlı kullanılabiliyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Python'da geliştirilmiş gene. Ve remote sensing. Bu uzaydan elde edilen, uydulardan elde edilen görüntüler üzerinde de bu saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Orada da sol tarafta kel görünen bazı alanları görüyorsunuz. Ama biz adversarial attack'la buranın mesela yeşillikli görünmesini sağlayabiliriz. Tabii bunun askeri tarafta nelere sebep olacağını ya da ne tür senaryolarda kullanabileceğini tahmin edersiniz. Basitçe bu şekilde uygulanabiliyor. Dokümanı gene orada var. Bir başka GPS sistemlerinin hacklenmesi işlemlerinde. Bu arada bunlar gerçekleşen senaryolar. GPS verilerinin, sinyallerin ya da frekansların manipüle edilmesi sonucunda farklı farklı askeri ve sivil tarafta sonuçları oluşabiliyor. Aynı zamanda bir makale paylaştım. How adversarial attacks could destabilize military AI systems makalesi. Bunu da inceleyebilirsiniz. Savunma sanayi tarafında askeri sistemlerde bu nasıl manipülasyon için kullanılabilir? Bunun çok daha gelişmiş versiyonları var. Bunlarla alakalı da makaleler yazmaya çalışacağım. Başladım. Onun ilkini yakında yayınlarım. Ve bir başka doküman var. Burada da sol tarafta bizim orijinal verimiz olduğunu düşünelim. Bu manipülasyona uğradıktan sonra Siberian Husky köpeğine dönüştüğü bir senaryosu var. Bir otomobili mesela bir köpek gibi minivanı Siberian Husky'ye dönüştürebilirsiniz burada. Arada eklenen şu şekilde görsel noise'lerle bu şekilde algılanabiliyor. Onun dokümanı da gene altta var. NATO üzerinde yayınlanmış. Aynı şekilde otomobiller için uygulanan senaryolar var. Bununla ilgili birkaç doküman daha vereceğim. İşin mantığını anlatmaya çalışacağım. Alttaki dokümanları inceleyebilirsiniz. Bu alanla ilgili olanlar. Bir insansız otomobilin aslında aklını manipüle etme. Yani bir BMW'nin ya da işte benzeri aracın kilit sistemini hacklemek değil. Bu yıllardır zaten var. Ama bir otomobilin beynini, akıllı otomobilin beynini manipüle etmek olarak düşünülebilir bu. Bir soru geldi. Onu Mustafa Ercan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği okuyor. Sorum şu, yapay zeka ile gerçekleştirilen atakları makineye öğretip oradan savunma imkanımız genel olarak ne düzeyde? Yapay zeka ile gerçekleştirilen atakları. Bu şöyle, AI in security konusu senin sordun. Biz security in AI üzerine odaklıyız. O yüzden farklı konsept. Ama en sonunda vaktimiz kalırsa biraz sohbet edebiliriz o konularda.
vaktimiz kalacağını da sanmıyorum. Çünkü slide epey uzun. Burada Tencent Security Lab'da yapılmış bir çalışma var. 40 sayfalık Tesla otopilotları üzerinde onun beynini hacklemeye dönük bazı araştırma çalışmaları. Bayağı detaylı bir çalışma. Kod tarafı da var. Güvenlik manipülasyonlarını da anlatıyor. Bir otomobilin beynini nasıl hacklenir? Onu inceleyebilirsiniz. Peki, biraz daha işimizin teknik odağına doğru gelmeye çalışacağım. Örneklerden sonra. Black Box ve White Box Attack diye ayrılıyor. Adversaries ataklar. Slide'ları paylaşırım. Bunu hemen değil, makalemi yayınlarken benim Medium hesabım üzerinden onunla birlikte paylaşırım. LinkedIn'den paylaşıyorum bunları genellikle. Ve cihanaşan.com'da benim slide presentation hesaplarım var. Oradan da takip edebilirsiniz. Black Box ve White Box olarak ikiye ayrılıyor. Bunların ne olduğuna bakalım. White Box, Neural Network. Bizim network'ümüz diye özetleyebiliriz bundan sonra. Network'ümüzün, yani yapay sinir ağımızın ile ilgili tüm detayların bilindiği versiyon. Yani aslında penetrasyon testing işlemlerindeki yetkilendirilmiş, hani firma tarafından tutulmuş güvenlik penetrasyoncuları gibi düşünebilirsiniz burada. Birçok alana erişimi vardır bu kişilerin. Zaten yetkili bir şekilde dahil edilmiştir. Oradaki güvenlik penetrasyonlarını yapan kişiler. White Box bu modelde çalışıyor. Ve Neural Network'e, yani network'e doğrudan saldırı yapabilir. Çünkü doğrudan erişebiliyor. Daha kolay yoldur haliyle. Saldırılar benzer olan diğer Neural Network'lere de uygulanabilir bu senaryolarda. Siz bir modeli, bu arada bir yapay zeka altyapısında birden fazla model olabilir. Çünkü bir model sadece bir işi yapıyor olabilir. Bir konuyu, mesela otomobille alakalı 100 tane şeyi tanıyor olabilir. O veriyi size çıkartıyor ve onun üzerinde uzmanlaşmış olabilir. Ama sizin projeniz 50 tane iş yapacaktır. Farklı farklı. İnsan, sokakla alakalı, belki evlerle vesaire farklı şeylerle alakalı olabilir. O yüzden 50 tane farklı model olabilir. Haliyle bu senaryoda siz bir neural network üzerinde penetrasyon testi ya da saldırı testi gerçekleştirdiğinizde ondan elde ettiğiniz sonuçları bir başkasına da kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Black Box tarafta biraz daha farklı süreç işliyor. Hangi modele saldıracağımı biliyorum demektir. Bunu da normal web güvenlik testleri gibi düşünebilirsiniz. Penetrasyon yetkisi olan biri değil de dışarıdan saldıran birisi. Haliyle hedeflemesi çok nettir. Ne yapmak istediğini biliyordur. Bir hedef belirlemek zorundadır çünkü. Haliyle güvenlik tarafında da bu amaçla bir altyapı oluşturur. Yapay zeka tarafında da böyle bir modele saldırı yapması gerekiyorsa bununla alakalı bir hazırlık yapması gerekiyor. Mesela AlexNet ile bir başka neural network mimarisini hacklemeye çalışırken kullanacağı parametreler, yöntemler farklı olabilir. Veri setleri farklı olabilir. Çünkü bir tanesi diyelim ki otomobilleri tanıyorken saldırman gereken şey otomobilleri tanıyorken öbürü sadece ofis eşyalarını tanıyor mesela. Ona gidip başka bir şeyle onun tanımayacağı ya da bazen de tanıyacağı bir görsel veriyle saldıramazsın. Onu manipüle edemezsin. Çünkü o hiç cevap vermeyecektir zaten size. İlgili neural network hakkında hiçbir detayın bilinmediği senaryodur bu. Blind SQL injection gibi bir şey. Input-output eşlemesi üzerinde saldırı kontrolü yapılabilir. Bu biraz daha farklı bir konu. Detaylarına girmeyeyim. Ama görsel verinin neural network'e input edilmesi görsel veri olarak ve onun çıktısının analiz edilmesiyle alakalı. Hani bir web application tarafından güvenlik saldırıları, güvenlik testi odaklı saldırılar yaparken gönderdiğimiz sorgunun sonucunu alıp onu analiz ederek ona göre saldırıyı şekillendirebiliyoruz ya. Bunu da benzer düşünebilirsiniz. Sahte, yani dummy bir neural network oluşturup bunu eğitin. Ondan sonra saldırın,
yani oluşturduğunuz dummy'e. Sonrasında da aynı yöntemler ile black box sisteme saldırı yapabilirsiniz bu senaryoda. Bu da planlanmış aslında black hat saldırılarından bir tanesi. Mesela bildiğiniz gibi nükleer santrifüjlere saldırılırken, bir ülkenin nükleer santrifüjlerine saldırılırken o nükleer santrifüjlerin birebir kopyasını oluşturmuşlar bir ülkenin çölünde ve aynı teknik kapasiteye sahip, donanımlara sahip araç gelişleri bir araya getirip bir nevi fiziksel bir simülasyon gerçekleştirmişler ve geliştirdikleri yazılımları da o demo ortam üzerinde test etmişler. Ondan sonra ilgili ülkenin santrifüjlerine bunu yerleştiriyorlar. Burada da sizin hedeflemeniz bir yapay zeka sistemini hacklemekse onun bir kere hangi verileri anladığını, bildiğini ve arka tarafta hangi neural network architecture'ları, mesela AlexNet gibi hangi tür modeller kullandığını tahmin edip o tür verilerle ve saldırı teknikleriyle saldırmanız gerekiyor. Bunun için de kendiniz öncelikle bir neural network modeli geliştirmeniz lazım. Yani bildiğiniz yapay zeka altyapısını minimize bir şekilde geliştirmeniz lazım. Sonrasında da lokalinizde buna saldırıp oradaki sonuçlarla asıl hedefe saldırmanız gerekiyor. Benign ve bad adversarial ataklar, yani iyi huylu ve kötü huylu diye özetlemek gerekirse, ayırmak gerekirse, bir makale var Hacker Noon'da yayınlanan Adversarial Attacks, How to Trick Computer Vision makalesi. Bu çok güzel özetliyor adversarial atak mantığını. Sol tarafta bizim gerçek verimiz var, input. Arada da noise'lerimiz var. Noise'leri ekledikten sonraki hali de burada. Soldan sonra sağa doğru baktığımızda ikisinde de insan gözünün anlayamayacağı kadar çok çok az bir farklılık var. Aslında farklılık var. Fakat çok çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Ya da noise'in yüzdesini artırmanız gerekiyor. Çıktıda çok bariz bir fark olabilmesi için. Noise değeri çok fazla değilse insan gözüyle de bunu ayırt edebilmek pek kolay olmuyor. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Mesela şu görselde anlatılmak istenen şu. Bir erkek kafası yüzü bunu diyelim ki face detection sistemine gönderdiğinizde onu manipüle edilmiş bir şekilde adversarial attack olarak gönderdiğinizde çıktı olarak şu oluyor. Size şu kişi olduğunu söylüyor mesela. Bu kadar bariz bir farklılık oluyor çıktıda. Ya da şunu gönderdiğinizde bunu tahmin olarak üretiyor gibi. Burada püf nokta gözlük. Manipülasyonu sağlayan şeyi buradaki renkli manipüle eden gözlük. Bununla ilgili farklı örnekler vereceğim. Yorumlarınızı aralarda okuyacağım bu arada. Bir başkası da OpenAI. OpenAI'nin yaptığı bir çalışma. Bunu da incelemenizi öneriyorum. Adversarial Example Research çalışması. Sol tarafta herhangi bir bizim ev eşyalarıyla alakalı bir data setimiz var diyelim. Onun içerisinde çamaşır makinesi görselinin bulunduğu bir kaynak ve bunu clean image, tamamen temiz bir şekilde baktığımızda washer diyor. Tamam, çamaşır makinesi diyelim. %53'müş bu. 0.53, %53 demek burada. Sonrasında adversarial image'i dönüştürüyor. Yani bazı noise'ler ekleniyor. Ama dikkat ederseniz bir dörtlük değerde bir noise eklenmiş. Washer tahmini 0.22'ye düşüyor. Yani %22 bu washer'dır diyor. Sonrasında bu saldırı tekniği saldırı içeren kötü amaçlı veri içeren noise değeri artırıldığında iki katını çıkartıldığında loudspeaker'a dönüşüyor. Artık washer değil, tamamen bu loudspeaker olarak algılanabiliyor. Bunun süreçlerini de ayrıca göstereceğim. Bir başka kaynak black box use case'lerinden autonomous vehicle ADAS hacking. Sol tarafta
Şurası ilk orijinal verimiz. Speed limit 35. 35 kilometre hız limiti var bu görselde. Buna baktığında bakın şurada speed limit 35 diyor. Testi gösteriyor. %95.93 budur diyor. Yani hız sınırı 35'tir diyor. Sonrasında araya bazı görsel düzenlemeler ekleniyor. Yani manipüle etmek amacıyla dikkat ederseniz şunlar. Sonrasında tekrar bakıldığında speed limit 45. %99.8 bu 45'tir diyor. Haliyle ama bunu gerçekten çok basit bir şey gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu gerçek bir Tesla otomobilinin mantığını test ederek, hackleyerek yapılmış bir çalışma. Ve şurada da dikkat ederseniz üstteki son çalışma speed limit 35 diyor. Bunu da manipüle etmek amacıyla bazı görsel eklemeler yapılıyor manuel olarak ve çıktı olarak da Tesla'nın önündeki kokpitte şurada 85 yazıyor bakın. Hız limiti yani Tesla bunu gördüğünde bu hız limiti 85 olarak görüyor. Bildiğimiz orijinal bir manipülasyon tekniği. Daha da kritik şeyler olabilir. Mesela bunu özellikle örneklerde kullanıyorum. Normal bir görsel, sağlık tıp odaklı görsel veriden bunu manipüle ederek bunun kanserli olduğunu göstermek. Haliyle bunu kritik bir sistemde, kritik bir kişinin sağlık bilgilerini manipüle etmek amacıyla kullandığınızda işler bayağı bir değişiyor senaryoda. Sol tarafta da şu var. Bununla ilgili başka bir paper da yayınlanmıştı. Sol taraftaki bu check ile alakalı. Burada da senaryo şu. Elimizde bir orijinal diyelim check, senet ya da benzeri bir şey var. Herhangi bir şey düşünebilirsiniz resmi olan. Bunun üzerindeki verinin otomatik bir şekilde değiştirilip diyelim 158 dolar yerine 10 bin dolar yapılması. Bununla alakalı benim başıma bir iş gelmişti. Onu da anlatayım. Mesela 2015'te altyapısını geliştirdiğim bir olarak da bir firmada şöyle bir senaryo vardı. Mail sistemiyle faturalar gönderiliyor. Yani otomatik bir yazılım geliştirilmiş. Mail sistemiyle gönderiliyor bu. PDF olarak. Ve karşı tarafa iletilen PDF'in içerisindeki fiyat ve ödeme yapılacak şirket bilgilerinin değiştirildiği. Yani banka bilgileri değiştirilmiş oluyor. Geri kalan her şey aynı. Fakat İçerideki sadece ödeme yapılacak alanlar değiştirilmiş otomatik olarak ve bu otomatik olmuş. PDF tekrar işlenmiş yani. Böyle bir senaryoyla karşılaşmıştık. Ben bunu yazılım teknikleriyle çözdüm. Ama bu tür şeyler olabiliyor. Ya da yüz tanımada mesela gördüğünüz gibi aldatmalar kullanılabilir. Bir diğer kaynağı vereceğim. Mesela şu ekranda gördüğünüz stop işaretinin, dur işaretinin sağa dön olarak algılanması gibi bir senaryo. Bunun makalesini inceleyebilirsiniz. Nasıl oluyor? Şu şekilde bir süreç işliyor aslında. İnsan gözü bunu pek algılayamıyor diye algılayamayabiliyor. Fakat şöyle sol tarafta bir verimiz var. Orijinal verimiz diyelim. Fakat şunun üzerinde dikkat ederseniz bir sonraki iterasyonda yani verinin işlenmesi sırasında diyelim, öğrenilmesi sırasında verinin değiştiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz. Artık kuştan bir doğa resmine dönebiliyor. Şuradaki işaretlere bakarsanız işte hatalı öğrenme bu şekilde gerçekleşiyor. Ya da doğru öğrenmiş bir sistemin manipüle edilmesi böyle olabiliyor. Nasıl? Diyelim ki 100 bin veriyle eğitilmiş, diyelim ki kuşları eğittiniz. 100 bin veriyle bir modeli kuşları tanıması için eğittiniz. O sisteme bir saldırı yapılarak 10 bin tane yanlış yani pikselleriyle oynanmış, noise eklenmiş, adversarial example olarak oluşturulmuş veri gönderdiğinizde o sistemin manipüle edilmesi garanti oluyor. Çünkü bu sistem 100 bin tane veriyle eğitilmiş ve sen %10'u kadar hatalı veri gönderdin. Artık o yeni bir şey öğrenmiş oluyor seninle birlikte, o saldırılarla birlikte. Detaylarına ayrıca bakabiliriz. Solda kirli bir
dur işareti var. Sağda da sticker ile yanlış sınıflandırmayı tetiklemek için, yani yapay zekanın hatalı anlam üretmesini tetiklemek için bir dur işareti yapılmış. Dikkat edin şuralardaki stickerlara. Bazı şeyler değiştiriliyor. Bunlar görsel olarak görülebilir. Bazı saldırı her zaman görülmek zorunda değildir. Onların da ayrı örnekleri var. Yani görünürde hiçbir hata yoktur. Ama görsel veri içerisinde farklı farklı pikseller ile oynanmıştır. Haliyle siz bunu stop olarak görürsünüz. Fakat bir computer vision bunu stop olarak göremez. Çünkü farklı pikseller var orada. Siz göremezsiniz bir insan olarak. İnsan algısı ile makine algısı bambaşka. Bunu 45 diyelim ki kilometre hız limiti olarak görüyor. Burada. Aslında stop. Nasıl çalışıyor? Microsoft dokümantasyonlarını aldım. Bir görselle anlatmaya çalışayım. Öncelikle güven azaltma teknikleri. Sizin geliştirdiğiniz model, eğittiğiniz model başarılı çalışıyordu. Sorun yok. %94 başarıya sahipti. Fakat sonrasında bu güven azaltma teknikleriyle öncelikle buradaki %94'ün 59 olmasını sağlamak. Yani bildiğinden şüphe etmesini sağlamak yapay zeka sisteminin. Bunu başardıktan sonra sonraki adımlarda target etmiş classification kısmında da bir noise eklediğimizde bunu oluşturduğumuz ve güven azaltma tekniği uyguladığımız bir modelin köpek değil, kedi olarak görmesini sağlayabiliriz. Aslında siz köpek fotoğrafı gönderdiniz, resmi koydunuz sisteme ama onu bir kedi olarak sınıflandırabilir. Bunlar mümkün. Bir başka, bununla ilgili bir video var, birazdan göstereceğim. Bir muz ile mesela toaster, bir tost makinesi derim. Bunu nasıl karıştırabilir bir yapay zeka uygulaması? Göstereyim. Bakın videoyu açıyorum. Sol tarafta bir video oynuyor. Real time olarak çalışıyordu. Sağda da tahmin üretiyor. Şurası muz, toaster. Yani en yüksek olan şey, en yüksek olan bareme sahip olan kayıt aslında doğru olarak kabul edilen şey. İlk önce banana olarak görüyor, muz olarak görüyor. Yanına bir sticker konuyor. Sonrasında dikkat edin, işler değişti. Poster olarak görmeye başladı. Çünkü bu özel hazırlanmış bir stickerdi. İlkinde güven azaltma teknikleri uygulandı. Önce toaster'ın görseli kondu ama banana olduğuna dair iddiası devam etti neural network'ün. Sonrasında aklını karıştıracak hamle yapıldı ve bu toaster'da dedi. Bildiğimiz fiziksel bir saldırı. Şurada videosu var. Zaten video bu kadar. 15 saniyelik bir şey. Onu inceleyebilirsiniz. Bununla alakalı ses çalışmaları da var. Bunu canlı göstereceğim. Sesini açıyorum. Bakın, şöyle bir web sitesi, adversarialattacks.net. Ses şu an size gelmeyebilir çünkü kulaklıktayım. Fakat şurada audio examples kısmında tıkladığımda orijinal veri ses çalıyor. Şurada ses, bir de onun text verisi var. Ne söylediğini İngilizce olarak yazıyor. Sonrasında noise'i tıkladığımızda, siz bunu incelersiniz. Noise'i tıkladığında aslında cızırtı gibi neredeyse ses yok denebilecek kadar az. Sadece cızırtı var. Noise. Eklediğimizde modified, yani değiştirilmiş olan kaydı da incelediğimizde, bakın, deactivate security camera and unlock front door. Orijinal veriyle bunun hiçbir alakası yok. Orijinal veri buydu.
Ama modifiye edilmiş hali güvenlik kamerasını deaktivet ve kapıyı aç, ön kapıyı aç. Bunun kaynak kod ve paper'ını şuradan, read the paper, bunu inceleyebilirsiniz. Kodu da buradan inceleyebilirsiniz. Sorulara bakayım. Şöyle, Gözde Hanım'ın bir sorusu var sunumla alakalı. Bu çalışmayı yayınlayacağım. Hatta ben AI Security Engineering ile alakalı birçok kaynak yayınlayacağım. Benim speech recognition kısmını anlatıyorum. Bu buradan devam edeyim. Şurada technical paper var. Kodları da inceleyebilirsiniz GitHub'dan. Neural network kodunu. Nasıl manipülasyon, bunu geçiyorum, bunlar mümkün. Aynı şekilde şu videoyu biraz daha teknik detaya girmek isteyenler şuradaki videoyu inceleyebilir. Şu web sitesini zaten göstermiştim. Bu videonun da ekran görüntüsünü alırsanız oradan hızlıca izleyebilirsiniz. Bayağı teknik kısmına giriyor. Ses ile alakalı çalışma. Hatta bir insansız otomobil içerisindeki ses sistemini manipüle etme tekniklerini de gösteriyor kendi içerisinde. Savunma ve araştırma odaklı paper'lar var. Bunlarla ilgili de vereceğim güzel bir kaynak var. Carlini.com, Nicholas Carlini'nin web sitesi. 2019'dan beri güncellemeye çalıştığı bir web sitesi var bu konuda. All Adversarial Example Papers diye araştırırsanız görebilirsiniz. Şurada da 2014'ten 22'ye kadar şu an günümüze kadar gelmiş olan paper'ların sayısını görüyorsunuz bu alanda. 2021 ortasında ve sürekli ivme yukarı doğru çıkıyor. Savunma odaklı öneriler. Bunları hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. İş uygulama hedefinin net, açık, temiz olması. Çünkü karmaşık bir hedefleme sizin algoritmanızın da sisteminizin de karmaşık olmasına sebep olur. Haliyle onu yönetmek de kolay olmayacaktır. Güvenlik penetrasyonlarını da yapamazsınız. Saldırı tekniklerini de korunma odaklı oluşturamazsınız. Temel yazılım ve mimarilerde kullandığımız Secure Engineering kurallarına burada da uymamız gerekiyor. Bunları zaten bildiğimiz şeyler, geçiyorum. Input ve outputlarda İhtiyat, kontrol ve loglama. Her şey loglanması gerekiyor. Yazılım tarafına girmeyeceğim fakat OWASP tarafında ve güvenli Secure Application Development eğitimlerimizde standart olarak söylediğim şey şu. Input, output olan her şey loglanmalı. Siz herhangi bir şekilde kendi yazılımınıza, mimarinize dışarıdan bir XML web servis bile alsanız, dünyaca ünlü bir firma bile olabilir, bu fark etmiyor. Oradan size gelen XML'in içerisindeki veriyi bile loglamanız gerekiyor ve filtrelemeniz lazım. Çünkü ona da güvenmemeniz gerekiyor gibi. Hatta bunun daha da ilerisi, 5 yıl önceki sisteminizin güvenlik zafiyetleri vardır ve doğru yapılandırılmamıştır. O yüzden sizin database'inize güvenliği yeterli olmayan kodlar enjekte edilmiştir 5 yıl önce. Ama siz şu an güvenlisinizdir mimari olarak. Fakat siz içeriden, yani database'den bir veri okuması yaptığınızda o eski veriler sizin sisteminizin zehirlenmesine, hacklenmesine sebep olabilir. Mesela kendi kendine eklemiş oluyorsun bir nevi. Bu nedenle her şey loglanması lazım. Kesinlikle yapay zeka da çok daha önemli. Model integrity, bunu da veri tabanındaki data integrity gibi düşünebilirsiniz. Veri tutarlılığı gibi. Model'ın tutarlılığını sağlamak. Bunu da testlerle ve bu tür penetrasyonlarla yapmanız gerekiyor. Bir diğeri de önemli olan, onu daha sonra göstereceğim yine. Model testing, sistem esnekliği, bunları geçiyorum. Teşekkürler. Savunma odaklı önerilerde yapay sinir ağını, onları gürültü olarak tanımayı ve soyutlamayı öğrenene kadar
komik gözlük takan daha fazla örnek ile eğitmeniz gerekiyor. Tabii ki burada işin esprisi komik gözlük takmak. Bununla alakalı bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki insan mimikleriyle alakalı bir öğretme yapacaksanız, örneğin face recognition ya da detection işlemi yapacaksınız. Orada mimiklerle alakalı öğretmeler yapmanız gerekiyor. Çünkü insan yüzü farklı farklı şekillere girebiliyor. Farklı durumlardan, gözünü kapattığında, farklı bir mimik yaptığında vesaire. Haliyle onlarla eğitmeniz lazım o geliştirdiğiniz modeli. Sinir ağlarını yalnızca öğrenmeleri gereken kalıplarla değil, aynı zamanda tanımamaları gereken binlerce saçma girdiyle de eğitmeniz gerekiyor. Mesela bir otomobil üzerindeki kaza sistemini inceleyen ve hasar tespiti yapan bir yapay zeka uygulaması geliştirirken şunu yapmıştık. Normalde otomobilin ve üzerindeki hasarlı alanları tespit etmeniz gerekiyor ve onun üzerinden bir anlam çıkarmanız lazım. Fakat iş sadece o kadar değil. Siz camdan, yani dışarıdan önden bir fotoğrafı çektiğinizde ya da video çektiğinizde öndeki sonuçta cam ve camın içerisinde koltuklar var. Koltuğun da üzerinde gülen yüz suratı var mesela. Siz bunu tanıyabilirsiniz. İnsan olarak hiç görmezsiniz bile onu. Çünkü zihniniz böyle eğitilmiştir. Zihin mükemmel, beyin, insan beyni. Fakat computer vision onu bir nesne olarak görüyor. Ve otomobilin üzerindeki bir şey olarak görüyor. Bunun böyle olmadığını öğretmeniz lazım ona, birincisi. Ya da mesela bir otomobilin üzerinde işte ışığın çarpmasıyla insanın gölgesi mesela duruyor. Sizin onun otomobille alakalı değil, insanla alakalı bir şey olduğunu öğretmeniz gerekiyor gibi. Ya da oyuncak araba, uçak, şu bu vesaire bunları da gösterip bak bunlar otomobil değil demeniz lazım. Bunun gibi tonla şey var. Threat modeling kullanın ve standart güvenlik kontrollerini uygulayın. Bununla alakalı mutlaka incelemenizi önereceğim. Microsoft'un Security Engineering altında Threat Modeling, AIML dokümanı var. Bunları incelemenizi öneririm. Çok fazla seçenekler var yani bunların hepsini yapmak. %100 güvenlik hani bilirsiniz zaten IT security tarafında yoktur ama yapay zekada hiç yok. Sebebinin sonucunu bile birkaç saat konuşuruz. Yani sadece bunun sebebini bile. O yüzden o konulara giremiyorum. Sadece hızlı hızlı geçiyorum. Fakat bir yapay zeka sistemi manipüle edilebilir. Yapay sinir ağlarına whitelist. Aslında değil. Yapılamaz bu. Yani bir ANN için whitelist oluşturulamaz. Ama mantık olarak o şekilde gibi düşünebilir. Mesela blacklist yapıyor olsaydın dediğin gibi sadece bunları kabul ederim demiş olurdun. Ama whitelist yapınca ben sana tonla şey veriyorum, öğretiyorum. Sen bu öğrendiklerini sonuçlara uygula demiş oluyorsun. Neden mesela bir insan beynine nasıl kandırılamıyor da bir yapay zeka kandırılabiliyor? Çünkü biz çocukluktan beri, doğduğumuzdan beri etrafı 24 saat birçok sensörle analiz ediyoruz. Duyduklarımızla, gördüklerimizle, hissettiklerimizle. Mesela bir nesnenin, herhangi bir nesnenin diyelim, suyun altındaki, üstündeki ışıkla ya da ışıksız ortamda bir koltuğun arkasına sıkışmış bir şekilde vesaire binlerce, on binlerce şekilde görüyoruz. Haliyle beyin hepsinden öğreniyor. Ama siz bunu, mesela insan böyle yapıyorken yapay zeka bunu yapmazsanız, yapay zeka aldatılır. Bunun gibi bir şey. Çünkü siz ona suyun altında bir telefonun olma ihtimalini öğretmediniz. O yüzden suya düşmüş bir telefonun suya düştüğünü bilemez o. Ama insan biliyor. Farkı bu. Bunun gibi binlerce şey. Tehdit modellerinizi geleneksel teknik kullanım senaryolarının dışında belirli kullanım senaryolarını içerecek şekilde genişletmek. Yapay zeka, Atakan, yapay zeka kendi kendini öğrenmiyor şu an. Biz ona bazı veri setleriyle öğrenme yolları ve kaynakları veriyoruz. Ama kendi kendini öğrenme teknikleri geliştiriliyor. Fakat şu an production'da böyle bir çalışma yok. Bildiğimiz böyle bir çalışma yok. O şu an bebek aşamasında bile sayılmaz. Çok yeni bir şey.
Fakat bununla alakalı işimizi kolaylaştıracak Google'ın yeni bir teknolojisi geliştirmişti. Adını hatırlayamıyorum şu an yakın zamanda. Benim LinkedIn'de likeladığım kaynaklardan birisinin paylaştığı bir şeydi. Yabancılardan onlara bakabilirsiniz. O da şöyle, normalde her bir modeli ayrı ayrı veri setleriyle eğitmeniz gerekiyor. Fakat bunu zincirlemeniz biraz zor. Yani bir insan gibi bir domainde bilgi edinmiş bir modeli, diyelim ki tıp alanında ya da bir veri tipi alanında eğitilmiş modeli başka bir şeyde de kullanmak. Ya da bunu zincirleyip o genel sistemin bir zincirleme model olmasını sağlamak. Bunu şu ana kadar yapmak biraz zordu. Yani birkaç farklı teknik vardı ama küçük küçük şeyler yapabiliyorduk. Google'ın üzerinde çalıştığı ve teknik doküman yayınlayacağız dedikleri bir şey var. Bir makale yayınlamışlardı. Orada süreci bayağı bir değiştiriyor. O ciddi bir kırılım olacak bana göre. Bunu inceleyebilirsiniz ama adını hatırlayamadım şu an. Production ortamında değil bu. Sadece bir protokol gibi yayınlandı. Ses, video ve jest, mimik odaklı kullanıcı deneyimleri için tehdit modelleme. Çünkü bunlar kritik. Bizim bilemeyeceğimiz sonlar olabilir burada. Az önce bahsettiğimiz gibi. Mesela deepfake dediğimiz şey, hani bu insan yüzüyle alakalı olduğu için söyleyeyim, çok kolay bir şekilde hacklenebiliyor. Eğer siz liveness detection yapmazsanız, yani hayat belirtisiyle alakalı bir filtreleme yapmazsanız, o sistem hacklenir. Ve dünyada bunu yapanlar var. Mesela banka sistemleri, finansal kuruluşlar falan bir modeli, yapay zeka ürününü, mobil uygulamasını vesaire kullanıcılarına kullandırıyor. Fakat o kişi diyelim fotoğraf gösteriyor bunun karşılığına. Yani o mobil uygulamanın kamera kısmına diyelim fotoğraf gösteriyor. O kişiymiş gibi algılıyor. Ve bu gerçekten büyük bir banka. Ya da bu tür senaryolar var. Hatta 3D maske üretip satanlar var mesela bununla alakalı. 200-300 dolara bir maske yaptırırsanız diyelim Leonardo DiCaprio'nun işte Bank of America'daki hesabı bu görsel yetkilendirmeli çalışıyorsa ekleyebilirdiniz mesela. Gibi senaryolar var. Bununla alakalı da sistemi ayrıca eğitmek gerekiyor. Bununla alakalı farklı bir çalışma yapmıştık. Liveness Detection diye araştırabilirsiniz bu alanda meraklıysanız. Farklı farklı yöntemleri mevcut. Ve yapay zekanın belirgin kullanım senaryosu var mı? Yani spesifik olarak belli bir odağa, belli bir noktaya odaklanmış model geliştirirseniz, onu eğitip onun korunma yöntemlerini ve veri setini olası adversarial example'lara göre düzenlemeniz çok daha kolay olur. Ama çok geniş, farklı alanlarda çalışan büyük bir veri seti ise onu yönetmeniz çok zor. Çünkü olasılıklar binlerce oluyor. Bir otomobil, otomobilin şu detayı, sokak lambası, şu bu vesaire devasa veri setleri var. Bunlar çok işimize yarıyor. Fakat bunları dediğim gibi her bir parçasını adversarial example'lara karşı, manipülasyona karşı korumaya çalışmak pek kolay değil. Çok çok zor. O ayrı bir proje süresi gibi bir şey yani. Ama yapılabilir. Fakat %100 maalesef biliyorsunuz hacker bakış açısıyla geliştirici bakış açısı gibi bir şey. Burada bir hacker bakış açısı gerekiyor. Fakat olgunlaştırılabilir. AI etkileşimleri, kullanıcının etkileşimleri ve bir saldırganın etkileşimleri hakkındaki varsayımlarınız nelerdir? Tahmin edersiniz hepiniz güvenlik sektöründesiniz. Bunların ne olduğunu. Bunu da geçiyorum. Sadece hızlı bir şekilde örnek olması açısından şurada hani yüzle alakalı bir örnek olması gerekiyor diye düşündüm. Mesela face detection'da siz bir yüzü manipüle ederek aynı kişinin yüzünü üzerinde mesela biraz yaşlandırma ve rengi bulanık şekilde kendi adversarial example'ımızı oluşturuyoruz ve bunu eğitim amacıyla ya da test amacıyla gönderiyoruz. Eğitim amacıyla gönderilmeli daha çok bunlar. Çünkü bu yüzün şöyle görünebilme ihtimalini de belirtmen lazım. Ya da şu şekilde çizgilerle ya da şöyle bu şekilde sakallı bıyıklı. Yani bu kadın diye bunu böyle olması mantıksız diye düşünebilirsiniz ama pek düşünmeyin.
Çünkü yapay zeka bu. İnsan gibi bakmıyor olaya. Ve hızlı bir şekilde son kısımlara geçiyorum. Son 10 slide, bunları hızlı geçeceğim. Temel güvenlik sorunları, direkt bunları araştırabilirsiniz. Kasıtlı hatalar ve kasıtsız hatalar diye ikiye ayırıyoruz özetle. Ve burada da her birisinin farklı detayı var. Yani gerçekten farklı uzmanlıklar derinlemesine, ama başlık olarak araştırabilirsiniz merak edenler. Çok güzel konular. Şöyle bir doküman var. Failure Modes in Machine Learning. Bunu incelemenizi öneririm ayrıca. Perturbation Attack, Poisoning Attack. Birazdan Data Poisoning'i anlatacağım. Ne olduğunu. Diğerlerine giremeyeceğim maalesef. Yani bir modeli çalma vesaire gibi şeylere. Backdoor ya da bir modeli, eğitilmiş bir modeli manipüle ederek onun farklı davranmasını sağlamak. Bunlar ileri konular. Ama araştırma için güzel. Data Poisoning. Geçiyorum bunu. Before Poisoning, After Poisoning. Bu efsanelerden biri, bilirsiniz. Microsoft'un T'yi vardı, T botu. Tweet atıyordu sürekli. İlk önce diyordu ki, işte özetle insanlar çok tatlı tanışabilir miyiz diyordu. Falan. Sonrasında Hitler haklıydı diyor. İşte Yahudilerden nefret ediyorum diyor. Sonradan ipini çektiler tabii bunu, bu botun. Ama Data Poisoning'in bu veri zehirleme kısmını en güzel anlatan örneklerden bir tanesi. Burada orijinal yöntem şöyle oluyor. Training data, learning process ve model. Yani bizim eğitim verimiz var. Bir de learning process'imiz var. Yani modelin çalışma mantığı. O algoritmanın öğrenme süreci. Sonrasında da model sürecimiz diyelim. Bunu biz hatalı ve zehirli veriyle eğittiğimizde, eğitmeye başladığımızda sonrasında artık modelimiz zehirlenmiş oluyor. Çünkü bir şeyleri tanıyor ama eşeğe inek diyebilir, ineğe insan diyebilir vesaire gibi senaryolar mevcut. Bu tamamen veriyle alakalı bir şey. Fakat veri manipülasyona açık bir şey. Sebebi de şu, şimdi lokalde çalışan bir test amacıyla kullandığınız bir model saldırıya uğramaz gibi düşünebilirsiniz. Fakat real time'da production ortamında senaryo farklı. Production ortamındaki iş şöyle oluyor. Online machine learning ya da diğer adı real time machine learning dediğim şey. Siz elinizde 1 milyon diyelim ki görsellik, hep görsel diyorum ama buna takılmayın. En anlaşılır olduğu için bunu söylüyorum. 1 milyon fotoğraflık bir veri setiyle bunu eğittiniz, sorun yok. Fakat production'a attığınızda bu ortamı, bu modeli artık sadece 1 milyon görselden öğrendikleri değil, gerçek kullanıcılardan aldıkları görsellerle birlikte de öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Sadece eski bildikleri değil, onu düzenli olarak güncellemesi lazım. Haliyle belli bir yüzde oranla kendi öğrendiği bilgileri kullanıcıdan gelen bilgiyle öğrenip ona cevabını verip kendisini de update ediyor. Bunu yaptığınız güzel, teknik olarak süper. Fakat kullanıcıdan ne geldiğini bilmiyorsun. Hani web tarafında deriz ya, mesela web stateless'tir. Web programlama diyelim özetle. Yani client'in ne olduğunu bilemezsin hiçbir zaman. Bunu server tarafı bilemez. Burada da modelin kullanıcıdan gelen verilerin gerçek anlamda ne olduğunu bilmiyorsun. O sana bir görsel gönderiyor ki görsel yapay zeka ile alakalı olmadan hack amaçlı kullanılabiliyordu, bilirsiniz. Mesela resmin içine trojan gömme, virüs gömme vesaire, yıllardır yapabildiğim şeyler bunlar. Görselde bir şey görünmüyor ama o aslında bilgisayarına bir trojan bulaştırıyor mesela. Aynı mantıkla biz piksellerini değiştirdiğimiz bir modelin düzenli olarak kullanıcıdan gelmesini fark edemezsek, onu tracking, monitoring süreçlerinde bunların güvenlik odaklı kontrollerini sağlayamazsak, ki yapay zekada pipeline kısmında, machine learning ops işlemlerinde bunların monitoring, tracking gibi işlemleri, süreçleri vardır. Buralarda güvenlik protokollerini uygulamazsak, kullanıcı
1 milyon fotoğrafla eğitilmiş bir veri setin bile olsa, hani çok güçlü dediğimiz bir şey mesela, buna %33-35'lik bir hatalı veri gönderdiğinde, yani adversarial example gönderdiğinde artık onun kararlarını manipüle eder. Siz bunu kontrol edemediniz, filtreleyemediniz sürece o sistem zehirlenir. Bunun gibi bir senaryo. Hani sadece ben bunu geliştirdim, sağlıklı geliştirdim, production'a koydum, bu kurtarmaz maalesef. Saldırgan bir modelin eğitim pipeline'ine kötü niyetli anormal veriler enjekte edebilir ve bu da modelin kararında kasıtlı bir sapmaya neden olur. Az önce bahsettiğim modele injection yapmak aslında. Ama normal bir süreç bu. Mesela SQL injection'da var ya, SQL injection'ı sanki bir güvenlik zafiyeti gibi düşünüyor insanlar ama halbuki güvenlik zafiyeti değil, o SQL veri tabanlarında olmak zorunda olan bir şey. Injection'ın manipüle ettiği teknik yöntem. Biz onu yazılımcıların filtrelemesi gerekiyor filan. Burada da bu özellik var ama korunmak gerekiyor. Modelin kararını değiştirmek için sisteme yeterince kötü amaçlı veriyle saldırmak gerekiyor. İşte az önce bahsettim %30 küsür vesaire diyelim ki. Bu şeye göre değişir. Saldırganın profesyonelliğine göre ve veri setinin darlığına, genişliğine göre değişir. Ama belli bir yüzdeye geçtiğinde o sistemi manipüle edersin gibi. Mesela Google'ı niye manipüle edemezsin? Birincisi bu tür algoritmaları çok sıkı bir şekilde uyguluyor. İkincisi devasa bir veri seti ve onun birçok poisoned versionlarını oluşturmuştur. O yüzden senin ona saldırı yapma gücün yoktur aslında. Manipüle edebilme yeteneğin yok değil. Edebilme gücün yok gibi. O kadar veri oluşturup ona o verileri gönderebilmen lazım gibi. Yoksa o bile eklenebilir. Exploit software dependencies. Mesela burada birçok şey var ama yazılım tarafını bilirsiniz. Herkes güvenlik için. Bunu şöyle düşünün. Diyelim ki TensorFlow kullanıyorsunuz yapay zeka uygulaması geliştirmek için. TensorFlow ve PyTorch var. Güvenlik düzeltiyor yapay zeka tarafından. Facebook'un ve Google'ın. Bunların ikisi de yazılım sonuçta. Ve bunların yetkilendirmesi vesaire yok. Bunlar bir işletim sistemi üzerinde kurulduğunda, ki onu da şurada söylüyorum. Bitmek üzere. TensorFlow sonuçta untrusted ve bilgisayar üzerinde çalışan bir kod kütüphanesi. Yani bunun yetkilendirmesi şu bu yok. Diske erişebiliyor, işletim sistemine erişebilir vesaire. Sen onun erişimini genele açarsan, yani genel saldırılara kapatamazsan ya da o senin için başına bela olabilir. Bu araçlar model server mesela built-in yetkilendirmeye sahip değil. Sen geliştirdiğin modeli model server üzerinden, TensorFlow'un model serving için kullandığı, onun üzerinden yapıyorsun. Fakat bu yetkilendirmesi olan bir şey değil gibi. Dosyalar okup yazabilir, network üzerinden veri alıp gönderebilir. Bunlar tahmin edersiniz güvenlikçi bakış açısıyla. Vesaire vesaire. Bu şekilde. Son otonom sistemler ve endüstriyel yapay zeka ile alakalı 2-2,5 saatlik bir yayınım vardı. Onu da benim YouTube hesabımdan merak edenler inceleyebilir. Onunla bunu birleştirebilir. Open source bazı araçları da anlatıyorum. Son olarak da Medium'da Berkeley University'nin Tricking Neural Networks Create Your Own Adversarial Examples makalesini inceleyebilirsiniz. Kaynak örnekleriyle birlikte anlatıyor burada. Bu kadar. Sorularınıza bakıyorum. Rica ederim Hüseyin Ahmetoğlu. Göstermiş olduğunuz post makinesi örneğinde verim operasyonu kısmını başka bir yapay zeka gerçekleştirirse, eğer poisoned data setlerini oluşturarak sisteme saldırırsa, yani bir yapay zeka diğerine saldırırsa, o zekaya sahip, ya şöyle diyeyim, o yapay zekayı bir hacker'ın geliştirip ona eğitmesi gerekecek birincisi. Yapılabilir, imkansız değil. Fakat hangi sisteme, hangi tekniklerle saldıracağını bilmesi gerekiyor. Haliyle bir aranızda güvenlik yazılımı
geliştiren girişimci varsa burada, şöyle özetleyeyim. Buna özel bir girişim seviyesindeki yazılım geliştirilmiş olması gerekiyor. Ama yapılabilir. Şu an penetrasyon yazılımları nasıl çalışıyor? Aynı mantıkta bahsettiğin gibi. Diyelim ki, tabii ki sadece OWASP değil, yüzlerce, binlerce güvenlik zafiyeti var ama diyelim ki bunları öğrettiğiniz bir yazılım var. O yazılım kendisi deniyor aslında. O versiyonları, varyasyonları ve yapılabilir. Teşekkürler Mustafa Turgut. Çok fazla konuya değiniyorsunuz. Bilgilendiriniz ve çok önemli karşınızı biliyorum. Çok şey çıktı, kıymetli. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sunumdan çok şey kazandım. Güvenlik alanında bir yazılım geliştirici. Gözüm açıldı. Udemy'de bu çalışmayı yapmayacağım. Fakat şöyle, iki tane, yani 2022'de iki program hazırlıyorum. AI Engineer programı, yani yazılımcı olmanız gerekiyor. Ama müthiş yazılımcı olmanız gerekiyor. Python'ı iyi, orta seviye bilmeniz gerekiyor diyelim. Veri kaynaklarını, veri setlerini falan. Onları bilen, temel seviyede programlama bilen kişilere sıfırdan yapay zeka mühendisliği seviyesine uygulamalı ama. Yani akademik bir çalışma değil. Mesela bunun matematiğine de girelim, şunu da girelim vesaire. O kısımlar zaten her yerde bulabileceğiniz kaynaklar. Ve bir kurslukta zaman alır. O yüzden biz sadece uygulamaya gireceğiz. AI Engineer programı başlatacağız. Diğeri de gene Türkiye'de ilk olacak AI Engineer gibi. AI Security Engineer. Bu tamamen şu bahsettiğimiz konuların uzun bir süreye yayılmış hali. Yani burada kimi hedefliyoruz? Güvenlik odağıyla çalışmak isteyenler aslında sizin alanlarınız diyelim. Bir güvenlik penetrasyoncusu, bunu mesela uzun zamandır söylüyorum. Güvenlik penetrasyoncusu ve sektörde bu alanda çalışan kişiler maalesef hep standart alanlara odaklanıyor. Yazılımda da böyle, güvenlikte de. Halbuki yapay zeka güvenliği çok kritik seviyede önemli. Şu an sadece hani sanki çok konuşulmuyormuş gibi görünüyor ama o ürünler geliştiriliyor şu an. Onların manipülasyon teknikleri üzerine 2014'ten beri ciddi çalışmalar var mesela. Bir yapay zeka sisteminin hacklenmesi, manipüle edilmesi. Bu apayrı bir uzmanlık. Nasıl mobil, mesela mobil security engineer farklı diyelim. Onların bilmesi gereken çok fazla şey var kendi alanında. Bir web odaklı güvenlikçi nasıl farklı, değil mi? Network security farklı gibi, database security farklı. AI security diye bir dal var. Yani bu alana meraklı olanlara ben kesinlikle AI security tarafına ufak ufak odaklanmalarını öneririm. Burada da temelde bilinmesi gereken, yani yazılım biliyorsunuz, yazılım bilinmesi gerekiyor. Aslında normal güvenlik eğitimlerinde de böyledir. İyi bir yazılımcı, iyi bir hacker olabilir gibi. Bu şu an Hüseyin, online olarak yapmayı planlıyoruz. Fakat şu mevcut durumlarla alakalı yerinde bir eğitim de olabilir. Yani fiziksel bir eğitim. Şu an ihtimaller var bizimde de. Bunu ayrıca değerlendireceğiz. Ama bilirsiniz, İstanbul'da yapsak Ankara'daki gelemiyor vesaire gibi. O yüzden online şu an çok daha makul gibi görünüyor. Herkese ulaşabilmek için. Zaten çok niş bir alan. AI security'nin içerisinde, AI security gibi. Orası full uygulamalı olacak yine bu arada. Mesela tabii ki yapay zeka geliştirme çalışmaları da yapacağız. Çünkü güvenlik disiplininden gelmiş birisi olabilir ama yapay zeka bilmiyordur. O bir neural network'ün geliştirilmesi, onun mantığı, bütün pipeline'ı, machine learning as a services diyelim ki öyle bir web ortamında nasıl geliştirilir, deploy edilir. Ondan sonra güvenlik tarafına girilmesi gerekiyor gibi süreçleri var. Genel olarak böyle. Başka sorunuz varsa cevaplandırmaya çalışayım. Bu alanla alakalı.
Rica ederim. O zaman teşekkürler. Epey de süreyi açtık. Ben mümkün olduğunca kısa kesmeye çalıştım konuyu. Ama hani bundan daha kısa hale getiremedim. O yüzden biraz süreyi açtı. Teşekkürler. Beni LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de hani güvenlik, yazılım ve yapay zeka birleştirmeye çalışıyorum sürekli. O yüzden bu kaynak paylaşımı için de faydalı olabilir. Muhtemelen burada farklı bir yayın daha yapacağız. O da farklı bir konuya odaklanıyor olabilir. Onları da vakti gelince konuşuruz. Teşekkürler herkese. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Cihan Bey kıymetli bilgileriniz için. Katılan herkese de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.